Ya önce Hazreti Musa yılana, Hazreti Musa'nın asası yılana dönüştüğünde korkup kaçması gibi. Peygamberi de Cebrail'in ilk gördüğünde heyecanlar korkup oradan çıkmaya yeltenmiş diyor. Melek korkutur mu insanı? Tabii ki. Yani her insan kaldıramaz onu. Peygamberimiz baygınlık geçirdi. Bir tek o değil. Mağarada çocuk yanlış yazmış arkadaş. O da değil. Mağarada, yani mağaranın dışına çıkıyor. Çıktığında bütün ufku koplamış olarak, kanatlarını açmış olarak Cebrail'i görüyor. Çok korkuyor. İçeriye giriyor. Bir sefer de o da oraya geliyor. Yani mağaranın içine giriyor. Gelip ona sarılıyor yani. O, yani çok şiddetli korku yaşamış tabii. İçeride hissediyor mu yoksa ilk Yani bir dışarıda mı? şekilde çıkmış dışarı. Çıktığında görüyor. İçeriye, mağaraya giriyor. O da oraya geliyor. İşte diyor ya ayette yay bir kadar Evet, diyor. evet. Kısa iyice yanaştı diyor. Yanaşmakla bırakmıyor. Gidip sarılıyor. Oku diyor. Ben oku, sarılıyor ve sıkıyor. Oku, ben okuma bilmem diyor. Baygınlık geçiriyor o anda. Sonra işte Hazreti Ali'nin yanına koşuyor, geliyor. Peygamberimiz çok tatlı bir peygamber. Dünya şekeri. Karısı diyor sen diyor peygambersin. O anlam veremiyor yani. Bu nedir diyor. Yani bir şey oldu zannediyor. Allah'a sevgisin yani ruhen bir sıkıntı yaşadığını düşünüyor. Teşhis edemiyor. Çok üzülüyor. Yani psikolojik bir şey meydana geldi zannediyor. Karısı diyor ki o Cebrail diyor. Cebrail emin sen peygambersin diyor. Allah sana vahyetti diyor. Sen rahat ol diyor. Ondan sonra sakinleşiyor. Yoksa peygamberimiz titriyor. Yani üstünü örtüyorlar. Beni örtün, beni örtün diyor. Ya kendine gelemiyor. Yani uzun süre çok şiddetli korku geçiriyor. Mağarada bayılıyor zaten. Ayılıp aşağı koşarak geliyor hanımının yanına şeye. Hazreti Hatice'nin yanına. Ama Hazreti Hatice tabii çok olgun, akıllı bir kadın. O sen diyor öyle hani bir görüntü falan halüsinasyon görmüyorsun. O Cebrail diyor yani sen bayağı sağlıklı, sıhhatli bir insansın diyor. Sana gelen de vahiy diyor. Oku Rabbinin adıyla diyor ya açıkça. Belli yani. Zaten ummuştur karısı onun. O yüksek ahlakının dolayı Evet. peygamber olabileceğini tahmin etmiştir. Zaten her gören öyle ummuş. İşte o Bahira var. Rahip Bahira. Yolda görüyor, gözlerine bakıyor. Bunda bir olağanüstülük var bu çocukta diyor. Benim yanıma getirir misin diyor. Getiriyorlar. Açın diyor sırtını diyor. Üst gömleğini çıkarttırıyor. Sırtına bakıyor. Peygamberlik mührünü görüyor. Bu peygamber olacak diyor ileride diyor. Çok fazla rahip var öyle. Yani dürüst olduğunu bildikleri için Evet. iman eden. Yüzüne bakıyor. O belli diyor. Yani çünkü bütün mesele dürüstlüğünde. Yani dürüstlüğüne kadar. Dürüst, tamam diyor. Bu kesin peygamber diyor. Melekler her şekle girebiliyor mu? Melek insan şekline giriyor genellikle. Yani geliyor zaten. Yakışıklı delikanlı şeklinde. Ama anlaşılmıyor. Yani insana tam anlamıyla benziyor. Tam. İşte ani yaratılmaya da değil. Çölün ortasında melek mesela birden beliriyor. Aniden durduk yere beliriyor. Yani öyle bir evrim olmadığını oradan anlayabilirler. Normal insan. Bildiğin insan yani. Hazreti İbrahim'e geldiklerinde de Hazreti İbrahim'in içine bir tür korku sardı diyor. Evet. Yeşu, bak Tevrat'ta. Erihan'ın yakınındaydı. Başını kaldırınca önünde kılıcını çekmiş bir adam gördü. Ona yaklaşarak sen bizden misin? Karşı taraftan mı diye sordu. Adam hiçbiri diyor. Ben Rabbinin ordusunun komutanıyım. Allah'ın ordusu işte Hızır. Evet. Tevrat'ta geçiyor görüyor musun? Şimdi geldim. O zaman Yeşu Efendimin kuluna buyruğu nedir diye sordu. Rabbinin ordusunun komutanı çağrını çıkar dedi. Çünkü bastığın yer kutsaldır. Yeşu söyleneni yaptı diyor. Kur'an'da da var ya. Hazreti Musa'ya söylüyor. Yani. Ama bak Rabbinin ordusunun komutanı diyor. Yani.